Merhaba, Plum TV'nin bugünkü konuğu sevgili psikiyatrist doktor Gülşah Meral Özgür. Hoş geldin Gülşah. Hoş bulduk Özgür. Gülşah bizim için çok kıymetli. Plum TV'nin ilk söyleşisini çektiğimiz kişi. Sevgili Haluk Özbay'ın genç meslektaşı, ara sıra kulaklarında çınlatıyoruz. Seninle olmak çok güzel. 1,5 sene sonra fiziksel olarak aynı ortamda olmak muhteşem. Daha da önemlisi. Evet. Benim için de öyle. Pandemi yüzünden çok fazla öyle bir imkanımız olamamıştı. Evet. Ama hem o pandemi dönemindeki boş vakitleri doldurduk birlikte. Birçok insana da faydalı olabildiğimizi düşünüyorum. Ben de aynen. Sayenizde efendim çok teşekkür ediyoruz bize inandığınız zamanında. Bugünleri de gördük. Bakalım daha neler göreceğiz. Şimdi sevgili seyircilerimiz, bugünkü konumuz cinsellik. Biz Gülşah'la cinselliği çok daha kapsamlı olarak işledik. Ancak biliyoruz ki öğrenmek zaman alan bir şey. O yüzden kavramların üzerinden bir daha geçme ihtiyacı hissettim ben. Gülşah, nedir cinsellik? Cinsellik, kişinin cinsel haz ve keyif duymak için yaptığı bütün eylemler aslında. Yanlış inanışta olduğu gibi sadece cinsel birleşme değil, sadece seks değil, iki insanın işte soyunup çıplakken yaşadığı bir şey değil. Cinsellik aynı zamanda öpmektir, öpüşmektir, sarılmaktır, dokunmaktır, hepsidir. Ama hani seksle biraz daha işte karıştırılır. Hı hı. Seks ise daha çok hani hem sevişmenin hem cinsel birleşmenin içinde olduğu bir eylem. Cinsellik cinsel birleşmeden ibaret değil. Evet, hatta bu söyleşimizin üstüne ben bir post çıkarken şey yazmıştım. Bazen hani birinin gözlerinin içine bakıp bir şeyler hissetmek cinsellik veya onun, hı hı, içinde yarattığı duygu da aslında cinsellik değil, evet, mi? Evet. Tanımadığımız birine karşı da bunu hissedebiliriz aslında. Tabii bir gün ki. Bir yerde otururken biriyle göz göze gelebiliriz veya biri bazı duygular uyandırabilir bizde. Bu kavramlar tabii çok karıştırılıyor. Seks dediğimiz zaman senin de dediğin gibi aslında seks, dokunmayı, yani bunun fiziksel kısmını içeren tüm eylemler herhalde, değil mi seks? Cinsel birleşmenin de içinde olduğu diyebiliriz. Bir hani cinsel eylem. Evet. Ama dediğim gibi cinsellik hepsi. Hepsi. Ana bir başlık. Hatta anladım. Cinsellik ana bir başlık. İşte bireysel cinsellik de içinde, partner veya partnerlerle yaşanan cinsellik de işin içinde. Evet. Kişiyi cinsel olarak hazza ulaştıran bütün eylemler cinsellik diyebiliriz. Evet. Şimdi aslında insan hayatının çok önemli bir kısmı düşündüğümüz zaman. Ancak birazcık da tabii hani bu konunun konuşulmasının biraz böyle tı olmasından mütevellit çok uzun süreler bilgisiz kaldığımız bir alan olduğunu düşünüyorum cinselliğin. Çoğu kişinin bu konuyla ilgili bilgi eksikliğinin de eğitim seviyesine rağmen düşük olduğunu ister istemez. Ve ister istemez demeyeyim, biraz peşine de düşünmekle alakalı bir şey tabii bu. Ve bunun da aslında ilerleyen yaşlarda dahi eğer bu açık kapatılmazsa suçluluk, utanç gibi ve hatta o çok kıymetli cinselliğin de hayata geçirilememesi gibi şeylere neden olabileceğini düşünüyorum. Sen bu düşünceme katılıyor musun ve bununla ilgili olarak ne yapılması uygun olur? Çok doğru düşünüyorsun. Cinsellik konuşulması veya herhangi bir eyleme dökülmesi çok ayıp, yanlış, yasak, hatta dini sebeplerle günah kabul edilen toplumlarda cinsel işlev sorunları daha sık görülüyor. Bu zaten hepimizin bildiği bir gerçek. Özellikle vajinismus gibi kadın cinselliğinde cinsel birleşme denendiğinde istemsiz bir şekilde vajina girişindeki kasların kasılması olan tablonun o yüzden daha fazla bu tarz toplumlarda görüldüğünü de biliyoruz. Cinsellikle ilgili eğitim çok önemli o yüzden. Evet. En küçük yaşlardan itibaren çocuk özellikle merak ettiğinde ona yaşına uygun bir şekilde cinselliği anlatmak gerekiyor. Ve dediğim gibi yok saymak değil. Çünkü yapılan en büyük yanlışlardan biri sanki çocuklara cinselliği anlatırsak, onlarla cinselliği konuşursak çok daha fazla cinsel eylemlerde bulunurlar. Bundan korktuğu için sanki hiç cinsellik yokmuş gibi davranıyorlar, cinsellik hiç yokmuş gibi bir tavır takınılıyor. Sanki o anne baba hiç sevişmiyormuş gibi, cinsellik yaşamıyormuş gibi bir tablo var evin içerisinde. Ve bu çocukların merak etmesini engellemiyor.
Tabii yani hele bu devirde sosyal medyanın, ekranların bu kadar elimizin altında olduğu, çocukların her şeyi bu kadar açık konuştuklarına şahitlik ettiğim benim şahsen bir devirde. Bu bir şey söyledin, cinsel işlev bozuklukları dedin. Nedir cinsel işlev bozukluğundan vajinismus dedin? Mesela erkekler, bu kadınlarda olan bir tanesi. Evet, evet. Erkeklerde olanlar da var bildiğim kadarıyla. İşte erektil disfonksiyon dediğimiz sertleşme bozukluğu, boşalma ile ilgili erken boşalma, geç boşalma gibi sorunlar. Yine zaten kadında da erkekte de gördüğümüz cinsel isteksizlik tanısı alan kişiler de var. Veya zaten boşalamama, anorgazmi dediğimiz orgazm olamama gibi başka işlev sorunları da var, bozuklukları da var. Tabii burada temelde bir sürü faktör var. Bizim etiyoloji dediğimiz o hastalığa yol açan sebeplerden bir sürü sayabiliriz. Burada organik sebepler de var çünkü. İşte kalp hastalıkları, tansiyon problemleri, kronik kullanılan ilaçlar, şeker hastalığı ve benzeri. Bir de tabii kişinin psikolojik temelli bu sorunu yaşamasına yol açan durumlar var. Yani bir anksiyete bozukluğu hastası kaygı yaşadığı için performans kaygısı yaşayıp yine bir cinsel işlev sorunu da doğurabiliyor onun hastalığı. Veya depresyondaki bir hasta nasıl hayattaki diğer bütün eylemlere karşı isteksizlik duyuyorsa cinsellikle ilgili de isteksizlik duyuyor. Hatta bu yüzden bazı gelen çiftlerde cinsel terapiye gelmiş oluyorlar ama ben bir bakıyorum ki diğer taraf aslında depresyonda. Depresyonda olduğu için yaşamak istemiyor hiçbir şey zaten. Yani evden bazen dışarı çıkmak istemeyen biri cinselliğe karşı da tabii ki istek duymuyor. Ama eş bunun farkında olmayabiliyor, buna yormayabiliyor. Zaten bir işlev sorunu varsa bir partnerde karşı taraf hemen diyor ki kesin beni artık sevmiyor, arzulamıyor, başka biri var. Ben artık yeterince güzel değil miyim veya yakışıklı değil miyim, tam tersi de geçerli. O yüzden orada biraz durumu konuşabilir olmak gerekliliği doğuyor. Çünkü konuşmuyorlar. O kadar mahrem bir paylaşımı olan çiftler kendi arasında bu durumla ilgili hiç konuşmuyorlar. Yani orada da tabu gibi oluyor. Orada da tabu gibi oluyor. Bu Sue Johnson diye bir kadın var. Belki sen biliyorsundur. Hem attachment üzerine, bağlanma teorileri üzerine hem de bu çiftler üzerine çok yazan bir kadın. Bir kitabını okuyordum. Orada şey demiş diyor. Aklımda kalanı söyleyeceğim. Çiftlerin diyor hani biz deriz ki bazı şeyler konuşulmasın veya bazı şeyleri söylemeyelim. Romantik ilişkilere gelindiğinde konuşmamak kadar hani kötü gelebilecek kötü bir tavsiye yoktur diyor. Yani konuşacaksınız neyse o. Yani onun usulü tabii ki çok önemli ve bence ben her zaman biliyorsun Plum'da bunun söylemini yani dile getiriyorum. İnsan bilmediği bir alanda, bilgisiz olduğu bir alanda hep daha çok bildiğini zannediyor. Mesela bir sürü akıldan geçen şeyden bahsettin. Zannetmekten. Beni sevmiyor, beni istemiyor, başkası var. Bunların hepsi engel olamayacağımız düşünceler. Bunlar gelir. Ancak bunların gerçekle bir bağlantısı olmadığını bilmek ve hani böyle bir şey olduğunda bir uzmana gitmek ne kadar aslında özgürleştirici, hayata bir şans verme durumu diye düşünüyorum ben hep. O yüzden de hep vurgulamak istiyorum. Yani bir yerimize bir şey olduğunda nasıl onun uzmanına gidiyorsak lütfen hani bu tip şeylerde de yokmuş gibi yapmayalım. Yani yazık, hayat geçiyor çünkü diye düşünüyorum ben hep. Evet. O yüzden de işte bu zannetmenin üzerine bizim de çok tavsiye ettiğimiz bir şey var. Zihin okumayın. Evet. Yani bizim öyle bir süper yeteneğimiz şey yok. Hayır yani durdurmak çok zor. Zihin hakikaten vahşi bir şey. Ama bunu işte söyleye kendimize yavaş yavaş aklımızdan geçenlerin gerçekle bir bağlantısı olmadığını, gerçeği bilemeyeceğimizi içimize sindirmemiz iyi olacak diye düşünüyorum. İşte bu uzmana gitmeyle ilgili de benim çok fazla tespit ettiğim bir şey var ki insanlar zaten cinsel işlev sorunlarının cinsel terapiyle düzelebileceğine dair çoğunlukla bilgiye sahip değiller. Yani bir cinsel işlev sorunu yaşadıkları zaman direkt o organın doktoru kimse ona gidiyorlar. Bu yanlış demiyorum. Tabii ki zaten organik bir patoloji dediğimiz işte o organa dair herhangi bir anatomik veya işte fizyolojik sorun var mı yok mu bakılmalı. Evet. Ama biz daha önceki sohbetlerimizde de hep ne diyorduk? En önemli cinsel organımız beynimiz. Dolayısıyla da hani oradaki cinselliğin evrelerinden olan istek, uyarılma, orgazm, boşalma ve çözülmede
isteği sağlayan şey beyin olduğu için aslında temelde bizim oradaki problemi çözmemiz lazım. Bunun için de çok detaylı bir cinsel öykü almamız gerekliliği var. Biz bir öykü alırken en baştan başlıyoruz. Yani çocukluktaki cinsel oyunlardan, sonrasındaki ilk mastürbasyondan veya cinsellikle ilgili öğretilen, söylenen her şeyi konuşarak o mit dediğimiz doğru bilinen yanlışlar, cinsellikle ilgili bunların hepsinin üzerinde duruyoruz ve onu öyküyü alırken değiştirerek ilerliyoruz zaten. Örneğin mastürbasyon hiç yaptın mı? İlk defa kaç yaşında yaptın? Yok, hiç yapmadım. Zaten evliyim artık hocam dediğinde ben diyorum ki hayır, evlilik mastürbasyonu yapmaya engel bir durum değildir. Bu çok hem keyifli, kişinin kendi kendini doyuma ulaştırdığı bir eylemdir. Diyor. Orada bir hemen değiştirmiş oluyoruz o miti ve evet, devam ediyoruz. Bunlar çok önemli çünkü sadece fiziksel olarak o organın işlevine dair problem neyse, bozukluk düzeltildiği zaman has kısmı geride kalıyor. Mesela vajinismus vakaları bir kadın doğumcu tarafından yapılan herhangi bir operasyonel müdahaleyle yarı düzeltilmiş gibi göründüğünde bize geldiklerinde şunu görüyoruz. Kadının hiç haz duymadığı, hiçbir şekilde keyif almadığı, mekanik bir şekilde cinsel birleşmenin sadece çözülmüş olduğu bir tablo. Ama bizim önceliğimiz her zaman kadın da erkek de o terapi sonucunda cinsellikten yeniden haz almayı öğrendi mi, keşfetti mi, hatırladı mı ve orgazm ve boşalmalar güzel mi, herkes halinden memnun. Ne kadar önemli, bu bir bütün. Yani şimdi cinselliği konuşuyoruz. Ancak konuyu geldiği yer itibariyle şuraya taşımak istiyorum. Toplumda şöyle bir, daha önce de üzerinde durduğumuz bir inanış var. Psikiyatrist ilaç yazar, psikolog dinler. Şimdi hatta bana bazen kişiler sorduklarında, izleyicilerimizin bazıları için tekrar olacaktır mutlaka. Bilenler biliyor ama bilmeyen çok ciddi ve büyük bir kitle var. O yüzden bunun düzeltilmesi açısından yeniden bunu dile getirmek istiyorum. Bana soranlar mesela geliyorlar, sevgili izleyiciler, diyorlar ki işte özüm bildiğim bir hani bir sıkıntı var. Psikiyatrist, psikolog var mı? Ben de diyorum ki bir psikiyatrist de var, psikolog da. Sen ne önerirsin? Yani önce bir psikiyatriste gidilir. Hani çünkü tıp doktoru, benim bu kendi görüşüm. Psikoloğa da gidilebilir. Zaten iyi bir psikolog gerekiyorsa psikiyatriste yönlendirir. İyi bir psikiyatrist belli bir noktadan sonra eğer arzu ediyorsa psikoloğa yönlendirir. Fakat şöyle bir şey olmuş. Psikiyatristler terapi yapmaz. Psikiyatrist ilaç verir, gönderir. Bir de şöyle bir şey de dile getirmek istiyorum. Her psikoloğa da gidemezsiniz sevgili seyirciler. Gittiğiniz psikoloğun klinik psikoloji eğitimini tamamlamış olması gerekiyor. Onun dışındaki psikologların danışma verme hakkı yoktur. Yani ben aile hekimine gitmiş bir koçluk verirken bir kişiyle karşılaştım ya psikolog diye. Yani böyle bir şey olabilir mi Gülşah yani? Tabii ortamda da boşluk var. Bir yasa yok psikologlar için ve çok çalıştığını biliyorum Psikologlar Derneği'nin ama lütfen psikiyatristlerin ne yaptığını bir anlatabilir misin? Şimdi bu algının burayla da ilişkilendirebilirsin. Bu şekilde tabii yanlış yerleşmiş olmasının sebebi de bizim biraz eski hocalarımız. Yani psikiyatri doktorları önceden terapiye çok fazla meraklı da değillerdi. Tabii ki orada bir yeterlilikleri yok, asla yapamazlar veya yapmazlar demek istemiyorum ama daha çok onlar da bunu tercih ediyorlardı. Yani psikolog dinlesin, ben ilaç yazayım. Bir de terapi tenzih ederek tabii ki aynen öyle. Ama genelde böyle bir belirlenmişlik vardı ama benim de dahil olduğum bir yeni jenerasyon psikiyatri uzmanlarına baktığımız zaman hakikaten bizler asistanımızın ilk yıllarından itibaren terapi eğitimlerine ekstra zaman harcıyoruz. Bunun için uğraşıyoruz. Süpervizyon dediğimiz o teorik eğitimi hani pratiğe dökerken danışan görüyoruz. Bunu uyguluyoruz ve bunun için yıllarımızı harcıyoruz. Tabii. Yani cinsel terapi eğitimi için ben 3,5 yıl sanırım hem hasta görerek hem teorik eğitimlerle birlikte hocamızın süpervizörlüğünde bir eğitim aldım. Neredeyse bir lisans süresi bu. Onun dışında çift ve aile terapisi eğitimimde 5 yıl sürdü. Avrupa'dan onaylı olması için gereken akreditasyon için 500 saatlikti. Dolayısıyla bir psikiyatrist de terapi uygulayabilir. Bu konuda yetkin olduğuna dair eğitimi olması yeterlidir. Klinik psikolog olmanın gerekliliği de şuradan doğar. Hastalar olabiliyor danışmaya gelen. Yani aslında temelde bir psikiyatrik hastalık olup
psikoloğun daha önce öyle bir hasta görmediyse o danışmanlık hizmetinde eksik kaldığı durumlar olabiliyor ve ilaç tedavisi için geç kalınmış da olabiliyor. Yani şunu ben vurgulamakta hep yarar görüyorum. Yani bizim nasıl işte bacağımız, belimiz ağrıyabiliyorsa ara sıra cinselliğimizle ilgili de bir sıkıntı olabilir. Bunun doktoruna gidilir, çaresi bulunulur. Yani Allah çaresiz dert vermesin, evet, derler. Kesinlikle. Bu kadar hani bu 21. yüzyılda bile bu konudaki bu çekingenlik, utangaçlık çoğu kişi artık yapmaya başlıyor ama hani bunun daha açık konuşulabilir, daha nasıl diyeyim paylaşılabilir. Tabii ki mahremdir bir yana ama hani bir ne bileyim bir ayıp da yok bunda. Yani bu vücudumuz bizim. Tabii ki ara sıra ateşimiz nasıl çıkıyorsa ara sıra da ruhumuz kararabilir. Yani buna da bir izin vermek lazım. Kendimize de biraz şefkat göstermek lazım diye düşünüyorum. Şimdi biraz şeyi sormak istiyorum Gülşah. Gündelik prens yani pratiğinden. Son senelerde cinsellikle ilgili gördüğün vakalarda bir pattern var mı? Yani şu tip vakalar daha çok geliyor diye dikkatini çeken. Açıkçası zaten hani erkek işte sorunlarında daha çok bizim de gördüğümüz sertleşme bozuklukları çok fazla. Kadınlarda da hem anorgazmi veya bu şeyle cinsel birleşmeyle orgazm olamama gibi benim daha sık gördüğüm vakalar diyebilirim. Ama tabii pandemiyle birlikte farklı bir tablo daha oluştu ki o da cinselliğe dair genel bir isteksizlik. Yani çok bir arada olmanın, çok iç içe olmanın getirdiği fazla işte duyarsızlaşma gibi düşünüyorum ben bunu. Çiftler sürekli bir arada olduğu için farklılıklar azalmaya başlıyor. Tabii pandemi biraz da hayata dair de kaygılandığımız bir dönemdi. Özellikle o ilk kapanmalarda hayati kaygılar, varoluşsal kaygılar tabii ki cinsellikle ilgili isteklerin de önüne geçebiliyor. Bunlar diyebilirim genel olarak. Ama bir de partnere spesifik dediğimiz yani o kişiye özgü cinsel isteksizlikler de çok fazla yine benim çiftlerde gördüğüm bir problem. Yani yıllar geçen, uzun süren ilişki veya evliliklerde bir süre sonra yanındaki insanı arkadaş gibi görmek, ona dair bir cinsel istek duyamamaya başlamak gibi bir sorun da var. Bunların köküne indiğinizde hani sen bahsettin bu hikayeleri dinleriz. Orada ortak bir şey çıkıyor mu peki? Yani yoksa hepsinin? Hepsinin ayrı ayrı dediğim gibi altında yatan sebepler olabilir. Ama bizim ülkemize dair en büyük sorun cinselliğe dair eğitim eksikliği. Çok önemli. Yanlış bilgilenme ya da hiç bilgilenmeme diyebiliriz. İşte bu da en büyük risk çünkü böyle olunduğu zaman insan çok fazla bildiğini zannediyor. Yani bilgi eksikliği ne kadar yüksekse, cehalet ne kadar fazlaysa o kadar bildiğini zannedersin bir konuda çünkü. Yani boşluk gibi. O yüzden sevgili seyircilerim sizleri bol bol bu konuda Plum TV izlemeye davet ediyoruz ve bilgilenmeye. Bir şey daha soracaktım sana. Bu dedin ya çiftlerde, uzun süreli ilişkilerde. Artık belli bir noktadan sonra birbirini artık hani arkadaş, akraba gibi görme başlıyor. Şimdi biz bu konuyla ilgili kitaplar okuduğumuzda, terapistlerin kitaplarını, uluslararası, şunu gözlemliyorum ben. Aslında bir emek vererek bu hallolabilir. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Açıkçası cinsel terapi eğitimi sürecinde de, sonraki klinik pratiğimde de eğer o partnere özgü bir cinsel isteksizlik geliştiyse bunun bir çözümü yok. Yani herhangi bir terapi müdahalesiyle zaten ilaç tedavisi mümkün değil ama genelde o duyguyu yeniden o insana aşılayacak veya o duyguyu o insana yaratacak, isteği yaratacak bir şey çok fazla yok. Bununla uğraşan Amerika'da bazı seks terapistleri var. Hatta çiftleri böyle Bora Bora gibi çok güzel, tropikal güzel yerlere götürüp orada hani hem teorik hem pratik uygulama şeklinde denemeler yapılmış. Ama gösteriyor ki o kişiye özgü cinsel isteğin kaybı çok fazla yani yerine konulabilen bir şey değil. Benim klinik pratiğim de böyle. Ama varsa eğer onu kollamak, koruma şansımız ve onu geliştirme ve zenginleştirme şansımız kesinlikle. Aslında bu cinsellikle bilgilenerek de çok var diye düşünüyorum. Kesinlikle. Çünkü orayı keşfettikçe orası çok
derin ve güzellikler sunabilecek bir yer ve çiftler içinde aslında vaat ettiği çok şey var. Konuşulduğunda işte, ve girildiğinde aynen içine. Aynen öyle. O yüzden de o sorun tespit edildiği zaman hemen bir uzmandan destek almak lazım. Genelde kemikleşince, evet, kök evet. salınca o sorun geliniyor ve biz çoğu zaman yetersiz kalabiliyoruz. Yani kanserin artık her şeye tüm yayılmış vücuda yayılmış olması. Evre 4 seviyesinde gelmesi gibi bir şey. Artık tedaviden fayda görmez bir halde gelebiliyor bazen vakalar. O yüzden tespit eder etmez bir uzmana danışmanın fayda var diyelim. Çok teşekkür ediyorum Gülşah. Ben teşekkür ederim. Umuyorum izleyenler de keyif almışlardır. Hoşça kalın.